Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Pelin Buzluk. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün heyecanlı bir buluşmanın içerisindeyiz. Merak ettiğim bir yazarsınız. Yazdıklarınızla devam eden yazı serüveninizle beraber. Son kitabınız olan Yer Yer Değiştiren değiştiren sular. Sular adlı eserin üzerine konuşmak istiyorum. Eserinizin ilk sayfasını okumanızı talep edeceğim. Bundan önce Yer Değiştiren Sular başlığını neden tercih ettiğinizi onu öğrenebilir miyiz? Yer değiştiren sular. Ben çevre mühendisiyim malum. Çevre mühendisliğin ilk senesinde giriş derslerinden birinde su döngüsü anlatılır. Çok basit bir şeydir ama hani bir yandan da tabii insan serde sanatçılık bulunca belki bunu ilk kezmiş gibi ve başka şekilde duymuştum ve çok etkilenmiştim. Yani suyun sürekli yer değiştirmesinden, bir yerde hayat vermesi, bir yerde can alması, bir yerde beslemesi, bir yerde soldurması, bir yerde yüzdürmesi, bir yerde yağmur olması. Bu beni o zaman çok etkilemişti o zamanlar. Bu söylediğim tabii ki 20 yıl önce üniversitede öğrenciyken. Sonra dönüp dolaşıp işte bu son kitapta Yer Değiştiren Sular'da şu anda buradasınız diye bir öykü var. O öykünün kurgu düşüncelerine eklendi suların yer değiştirmesi. Ve oradan da kitaba seçtiğim öykülerin ortak aurasına yakıştığını düşünerek Yer Değiştiren Sular şeklinde kitaba başlık seçmiş oldum. Bütün öykülerde suların yer değiştirdiğini düşündüm ve ortak bir isim, o ortak aurayı karşılayan bir isim olarak uygun düştüğünü düşündüm. Güzel. Bir nevi içerisindeki temayı da ifade ediyor o zaman kitabın başlığı. Yani tema diyemeyiz, atmosfer diyebiliriz. Yani yaşam dünyaları, öykülerin yaşam dünyalarını karşılıyor, bana göre karşılıyor tabii ki. Kitap adlarımı böyle seçiyorum. Diğer üç kitabın adlarını da bu şekilde seçmiştim. Yani herhangi bir öykünün adını vermedim hiçbir kitabıma. Ama bir kitabın havasının, atmosferinin ya da aurasının ne dersek onun adını düşündüm. Çünkü bir öykünün adını vermek o öyküyü öne çıkarmak olacaktı. Böyle bir şey yapmak yerine öykülerin ortak dünyasını çağrıştıracak bir isim düşünmüştüm. Şimdi eserinizin ilk sayfasını okuyabilir misiniz? Ben aslında ilk sayfası değil ama evet bir öykünün ilk sayfasını okuyacağım. Başka bir öyküyü seçtim izninizle. Kömür adlı öyküyü seçtim. Veysi divanda uyuyakalmış. Güneş henüz tepede ama kara bulutlar geçit vermiyor. Ev içlerine koyu gölgeler indi. Sinekler Veysi ile ilgilenmiyor artık. Loşlukta bir yerlere sinip dona kalmışlar. Bahçe toz duman, lodos azıtıyor. Kayısının dalları camı dövmeye başlıyor. Tak tak tak. Veysi bu sesi rüyasına alıyor. Yine o anı görüyor. Parmaklarını, elini, bileğini bir anda kapıp yırtan, kemiklerini, etini, dirseğine dek paramparça eden o makineyi. Donup kalıyor. Kolunu çekip kurtaramıyor. Bağırmak istiyor, sesi çıkmıyor. Göz kapaklarının altında göz bebekleri hızla oynuyor. Soluk soluğa kalıyor. Sıçrayıp kalkacakken dirseğinin altında artık var olmayan ön koluna yaslanacak oluyor. Divandan düşüyor. Şaşkınlıkla bir süre kala kalıyor yerde. Bereket ki anası bostanda. Yoksa koşar gelirdi, üstüne ağlardı yine. Veysi oturup dizlerini karnına çekiyor. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Lodos kuvvetlenince kıyıdakiler kahvehaneye sığındı. Sigara dumanı ağırlaştı içeride. Şakır şakır çay karıştırılıyor. Okey takımları çıkarılıyor. Taşlar karılıyor. Hamza cam kenarındaki masalardan birinde fabrikadan eski arkadaşı Nihat'la oturuyor. Önlerinde sendika bülteni ve birkaç kopya bildiri var. Hamza onlara bakmıyor. Çuha örtüdeki sigara yanıklarında parmağını gezdiriyor. Veysi'nin durumunu konuşmuyorlar artık. Sigara üstüne sigara yakıyorlar. Patronlar Veysi'ye lehte şahit olacağını duyunca Hamza'yı tehdit etmişlerdi. Şahitlik edince de yol verdiler. Sendika engel olamadı. Şehir radyosunun müzik yayını kesiliyor. Meteorolojinin fırtına uyarısı okunuyor. Gürültüden tam anlaşılmıyor. Sağanak, kıyı kesimlerde, gök gürültülü sağanak, kuvvetli yağışa dönmesi halinde, fırtına beklendiği, el sebep olabileceği, rip akıntıları nedeniyle can kaybı yaşanabileceği hususunda vatandaşları uyardı.
Tam da o sırada bu haberi beklermiş gibi sağanak başlıyor. Bu Evet. kadar okumuş olayım. Güzel oldu. Kelamı kibarınıza sağlık öncelikle. Şimdi yazdığınız öykülerde hemen hemen iktidar halk mücadelesini görüyoruz. Bu öyküde de olduğu gibi aslında bir işçiyle bir patronun mücadelesi veya bir babayla bir oğlun etkisini görebiliyoruz. Öykülerinizde belirli bu tip mücadeleler zamana bağlı olduğunu, bu zamanın da yazara etkisiyle bazı öykülerin ortaya çıktığını, bazı zaman dilimlerinde o tip öykülerin daha fazla ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir ama benim için geçerli değil. Yani anlık meseleler ya da dönemsel meseleler kurmuyor benim öykü dünyamı. Bu iktidar ve iktidara karşı bir refleks geliştirme karakterlerde öyküyü buradan kurma ya da karakterler arasındaki çatışmayı buradan kurma eğilimi benim ilk kitaplarımdan beri var aslında. Yani bir yaşam alanı açma, bir mücadele alanı açma. Bunu bazen gerçeküstü bir yerde yapma, fantastiğin alanına girerek yapma. Benim bütün öykülerimde var aslında ve dönemsel bir şey değil. Yani ben de öyle değil. Evet, dediğiniz gibi olabilir. Yani mesela bu kitapta bir gezi öyküsü var. Gezi 11 yıl önceydi. Ama yani ben ancak buradan dönüp bakabiliyorum belki. Bir böyle bir tarafı var. Yani o tazelikte de gezi öyküleri yazıldı ama ben hikayenin içindeyken içinde olmayı tercih ediyorum. Biraz bitip geçip gittikten sonra kurgunun malzemesi olabiliyor ama bu benim yazma deneyimim. O yüzden ben belli dönemlerden geçerken o dönemlerin etkisiyle yazmıyorum da genel hayata karşı dertlerim bir yerde bir şekilde yazdıklarıma sirayet ediyor her zaman. Böyle diyebiliriz. Bir de üçüncü eseriniz 7 yıl sonra yayınlandığı için hani o bekleyiş süreci okuyucu için uzun gelmiş olabiliyor. Bu 7 yıl geçmesinin bir özel nedeni var mıydı? Hayata daha fazla mı odaklandık yazmaktan ziyade? Ya öncelikle düzeltmeliyim sizi. Bu dördüncü öykü kitabım. Üçüncü değil. İlk iki öykü kitabım tek ciltte basıldığı için üçüncü gibi anlaşılıyor ama ikisinin dünyaları da çok farklı. Aynı ciltte basılmalarına da şu anda onay verdiğim için üzülüyorum. Bir zamanlar onay verdiğim için. Onlar da önümüzdeki dönemde ayrı ciltlerde basılacak yeniden. Bu dördüncü kitap. Önce onu düzeltmiş olayım. 7 yıl ara vermemin nedeni, en önemli nedeni 7 yıl önce ihraç edilmiş olmam. İhraç edildiğim için görevimden. Geçim derdi çok baskındı benim için ve öncelikliydi. Biraz böyle hayal kurmanın, yaratmanın lüksünü kaybettim. En temel nedeni bu. Ama 7 yıl sonra böyle bir kitapla gelmemin nedeni de bu. Çünkü dayanışmanın, dostluğun, direnişin hayatımda en etkin olduğu yıllardı bir yandan da. Yani hem böyle bir negatif tarafı var hem de böyle beni dönüştüren bir tarafı var. Mesela son birkaç yıldır senaryo yazıyorum. Burada mesela diyaloglara daha ağırlık verdim. Çünkü iyi bir diyalog yazarıyım. Yani öyle olduğunu görüyorum diyeyim. Tevazu göstermeyeceğim. Senaryoda iyi bir diyalog yazarıyım ve burada da biraz onu işletmeye çalıştım. Ya da işte hikaye bileşenini daha kuvvetlendirmeye çalıştım. Önceden hor gördüğüm bir, öykünün hor gördüğüm bir bileşeniydi hikaye. Burada biraz daha dilin yalınlığıyla çarpıcı olmaya çalıştım. Ne kadar oldum bilemiyorum. Yani her kitapta başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Her kitapta tabii ki benim imzam vardır, üslup bir imzadır ama öykücülüğümün başka bir aşamasında olmaya çalışıyorum. İlla ki daha ileri bir aşaması demek değil bu ama başka bir aşamasında olup okura başka bir şey sunmak istiyorum. Aynı zamanda farklı bir aşamasında yazmaya başladığınızda kendinizi de denemiş veya test etmiş mi oluyoruz? Denemiş, test etmiş değil de çünkü yazmak ve yayınlamak arasında fark var. Ben yine mesela aynı şeyleri yazmakla ilgileniyorsam yazarım. Ama yayınlamayı seçtiğim öyküler, yani okurla buluşturmayı seçtiğim öykülerin farklı olmasına dikkat ediyorum. Öteki türlü önce kitaplarımı yeniden okuyabilirler. Yani zaten çok fazla okur yok. Bir şekilde evet, yani tek öykü kitabıyla öykücü diye andığımız çok büyük yazarlar var. Neden olmasın? Okuyacak çok fazla kitap var.
Yeni bir şey denemeyeceksem kendi öykücülüğümde ve öykücülüğümüzde, dünya öykücülüğünde de yeni bir şey denediğimi düşünmüyorsam eğer, aslında çok da gerek yok yeni bir kitap yayınlamaya ya da o öyküyü, o kitabı almaya. Ben yazdığım bütün öyküleri, kitapları almıyorum bu nedenle. Bu yazdığınız öykülerin çıkış hikayeleri genel düzlemde nasıl oluyor ve nasıl bir yazın serüveni gerçekleştiriyorsunuz? Yani benim için öncelikle görüntüler oluyor. Yani bir hep böyle aynı benzetmeyi yapıyorum ama cuk oturduğu için. Bir rüyayı anlatmak gibi düşünün. Yani rüyanın birkaç saniye sürdüğü söylenir. O birkaç saniye patlar ve siz anlatırken kurarsınız rüyayı. Aslında rüya anlatmak kurgudur. Benim öykü kurma düşüncelerim de böyle. Yani ben fotoğraf gibi fotoğrafik imaj topluyorum. Topluyorum dediğim gerçek fotoğraflar değil bunlar. Hayalimdeki fotoğraflar. Bunların bazen sesi oluyor, kokusu oluyor. Ve sonra bir şekilde bir cümle de yazdırabilir, bir sözcük de yazdırabilir. Yazıyı başlatan bir görüntünün kendisi olabilir. Ama bir olay olmuyor mesela, bir hikaye olmuyor. Hikayeyle çok ilgilenmiyorum aslında. Olay örgüsüyle yani çok ilgilenmiyorum. Genelde ben bir yaşantı sunmak, okura gerçekmiş hissi veren bir yaşam sürdürmek, bir yaşantı sürdürmekle ilgileniyorum. Buna da işte atmosfer diyorum. Onu da, beni de oraya getiren o fotoğrafik imgeler, imajlar oluyor. Ve o imajlar bir şekilde, hangi imaj birbirine teyerlenecek yazarken belli oluyor. Ben masa başına oturduğumda öykü nereye gidecek bilmiyorum aslında yazmaya başladığımda. Yazarken kuruluyor. Eğer tek seferde bitiremezsem, ikinci kez oturursam baştan yazıyorum, deftere yazıyorum, el yazısıyla yazıyorum. El yazısıyla yazmanın benim için bilişsel bir katkısı da var. Buna inanıyorum yani, hani böyledir demiyorum. O yüzden yani bir hikaye bulup onu yazayım, harika müthiş bir hikaye gibi işlemiyor benim öykü yazma sürecim. Yani anlatmak, bir şey anlatma ihtiyacı üzerinden işlemiyor. Çünkü anlatmak ve yazmayı da ayırıyorum. Yani bana yazma hevesi veren genelde görüntüler, sözcükler, sesler oluyor. Bazen karakterler olabiliyor. Karakterlerin arasındaki ilişki olabiliyor. Öyküyü bir nevi görsellikten ortaya çıkarak yazmaya başladığınız için senaryoda da aslında daha kolay bir yazın serüveni gerçekleşiyor olabilir mi? Senaryo çok planlı, çok hesaplı, matematiği olan, yani hikayesinde matematiği olan, mesela diyalog yazmak çok ustalık gerektiren bir şey. Çünkü diyalogda siz hem iç sesle normal bir düz yazı metnini düşünün, oradaki hem iç sesle vereceğiniz şeyi, hem dışarıdan görüneni, hepsini birden diyalogda ve sahnede vermeniz gerekiyor. Senaryo bambaşka bir alan. Ben bunun faydasını gördüm mü? Tabii sözcüklerle dünya kurmaya aşina olduğum için, evet, elbette faydasını gördüm. Ondan önce de diyalog yazdığım için faydasını gördüm. Ama senaryo kesinlikle bambaşka bir alan. Yani uzmanlaşılması gereken bambaşka bir alan. Yazıdan gelen, yazı geleneğinden ve çok okuyan birinin tabii ki daha hızlı yol kat edeceğini tahmin edebiliriz. Bir de yazma ile okuma arasındaki ilişkiyi merak ediyorum. Sizin okurluk maceranız nasıl ilerliyor? Hangi türlerde okuma gerçekleştiriyorsunuz? Hangi türlerde? Yani bir kere kurgusal türlerin hepsini okuyorum. Yani sadece öykü okumuyorum. Roman okumayı da çok seviyorum. Oyun okumayı çok seviyorum. Bence oyun okuma aslında deneyimi de beni senaryoda hızlandırmış olabilir. Çünkü kurgusal metin yazarları çok oyun okumuyorlar. Dramaturg değillerse, yani zaten oyun yazan insanlar değillerse ya da. Şiir, iyi bir şiir okuru olduğumu düşünüyorum. Bence öykü yazarları için şiir bulunmaz nimet. Çünkü dile gelmeyeni getirme çabası vardır şiirde. Bir dil ötesi, dil sonrası diyebiliriz. Bir şeydir şiir. Ve düz yazı yazarları için şiir bulunmaz bir nimet. Şiir okuyorum, kuram okuyorum. Yani kuram öyküyle ilgili çok bulunmuyor ama şimdiye kadar hep yaptığım romanla ilgili yazılan edebi kuramları, tiyatroyla ilgili kuramları öyküye uyarlamak oldu ve öykücülüğümün
kuramsal karşılığını oralardan devşirdim ben hep aslında. Böyle bir çoklu bir okuma yolum var diyeyim. Türkçe okuyorum, İngilizce okuyorum, İspanyolca okumaya başladım. O yüzden çevrilmemiş metinleri de okuyabiliyorum. Aşağı yukarı böyle. Ben bir de tamamen öykünün, hikayenin özüne girmek istiyorum. Ya bir insan neden hikayeyi anlatmak ister yazarak? İşte ben bunu ayırıyorum. Yani hikaye anlatmak ve öykü yazmak farklı şeyler benim için. Ben Kürdüm ve Kürt kültürü içinde büyüdüm. Yani masal dinleyerek, dengbej dinleyerek büyüdüm. Ve sözcüklerin aklınızda kalması için bir hokkabazlık tarafı var. Bir tekerleme var mesela her masalın başında. Neden? Çünkü dinleyiciyi çekmek için. Yani mesela kriz anları vardır masallarda ya da işte anlatılanlarda. Ve klasik hikaye daha yakındır. Giriş, gelişme, sonuç ya da serim, düğüm, çözüm şeklindedir. Yani o kriz anı ve sonraki rahatlama anı bir şekilde dinleyiciyi orada tutar. Ama yazılı öykü böyle değil. Yazılı öykü artık metinle okur arasındadır. Ve siz her bir sözcüğü çok iyi tartmalısınız. Çok tutumlu sözcük kullanmalısınız. Bir sözcük fazla, bir sözcük eksik söylememelisiniz. Ve orada metin ve okur baş başadır. Okura da alan açmalısınız. Çünkü siz anlatıcı olarak orada değilsiniz. Canlandırıcı olarak orada değilsiniz. Bir temsil değil artık bu. Siz metni veriyorsunuz. Okur metinle bir hayal kuruyor. Okur metinle bir dünya, bir yaşantı, bir düş kuruyor. O yüzden okura da alan açacağınız. Ama bu alanı fazla açmamalısınız ki okur dışlanmış hissetmesin. O alanı tamamen kendiniz kapatırsanız da okur yine dışlanmış hissedecek. Her şeyi yazar biliyorsa, her köşeyi yazar tutuyorsa okur yine okurun imgelemi orada at koşturamayacak demektir. Yani bu da bir denge. O yüzden öykü anlat yani hikaye anlatmak ve öykü yazmak arasında fark olduğunu bir kere söyleyerek başlayayım. Hangi öyküleri yazmak isterim? Yani bana bir sorunuz buydu, değil mi? Tabii. Hangi öyküyü yazmak istersiniz? Ben parantez içinde hikaye anlatmak dediğimde öyküyle hikayenin aynı kelime bağlamında kullanarak söylemiştim. Hani hikaye Evet. anlatıcılığından ziyade önemli değil. Ben yaptığınız argümanla da farklı bir noktayı kapı aralamış olduk. Teşekkür ederim. Evet, yani anlatmak dediğiniz için anlatmak yoktur benim öykücülüğümün özünde. Anlatmayı öncelemez, olayı öncelemez çünkü. Bir yaşantı sürdürmeyi amaçlar. O yüzden hangi öyküler yazılmalı sorusu da yine bizi olaya götürüyor. Yani evet, hangi öyküler yazılmalı? Okura gerçekmiş gibi, kendi deneyimiymiş gibi bir yaşantı sürdüren bir öykü yazılmalı. Yani okur onu bıraktığında, ya ne oldu bunun sonunda? Çünkü biz hep sona odaklıyız ya, sonunu söyleme deriz mesela. Yani klasik hikaye de sona odaklıdır. Sonda ne oldu? En sonda şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Çünkü her sahne bir sonraki için vardır ve aslında toplamı son için vardır. Ama öykü öyle değil. Yani modern öykü, yazılı metin, edebiyat metni de metinlerinde her sahne kendisi için vardır. Ve her sahne rafine bir şekilde seçilmiş olmalıdır bana göre, benim öykücülüğüme göre. Ve öykü metni bittiği zaman okurun beyninde de zihninde de o yolculuğunu sürdürmesini hederim. Nasıl sürdürecek? Biterse sürdüremez. Yani giriş, gelişme, sonuç bunların hepsini verirse klasik hikayedeki gibi bunu sürdüremez. Ama bir düş alanı kurarsa okur orada düş kurmayı sürdürecektir. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Yani seçenekler verirsek, çoğul anlamlar verirsek, okurun da imgelemini şart koşan bir metinse orada bir yaşantı sürmeyi sürdürecektir. Üstelik birkaç yıl sonra o öyküyü yeniden okuduğunda belki başka bir yaşantı sürecek. O yaşantıya bir şey daha eklenecek. Çünkü metni her şeyiyle yazar belirlemediği için, okuru alan açtığı için ve her okuma deneyimini alan açtığı için metin daha uzun soluklu bir metin olacak aslında. Ben böyle öyküler yazmak istiyorum, yazmayı hedefliyorum, yazmaya hevesleniyorum diyebilirim. Peki o yazmaya başlangıç hikayesine giriş yapabilir miyiz? Nasıl bir yazma hikayeniz oluştu? Yani ilk metnimi yazarken ilk sahneyi mi soruyorsunuz? Evet, bir nevi öyle. Yani buna bir metin diyebilir miyiz? Emin değilim belki.
Onu öyle de kabul edebilirsiniz. Çok küçüklük zamanlarınızdan olabilir. Daha ilk gençlik zamanlarınıza hitap edebilir. Yazmak diye, başlangıç diye tanımladığınız sizin yazın serüveninizde hangi sahneydi? Çok anlatıyorum. Burada bir tekrar olacak belki dinleyenler için ama böyle ne yapalım, anlatalım. Ben çok erken yaşta okumayı yazmayı öğrendim. 5 yaşında, yani çok erken dediğim görece erken. 3 yaşından beri de böyle bir annem korku filmlerini çok severdi. Ben de gizlice izlerdim ve çok kabus görürdüm. Kabuslar çok şiddetlendi ve annem bana onları yazarsam onlardan kurtulabileceğimi söyledi. Kabusları yazarsam kurtulabileceğimi söyledi onlardan. Ve eski bir ajan da verdi bana. Ben ilk kabuslarımı yazarak başladım ve demin söylediğim gibi bir rüyayı anlatmak kurgudur aslında. Çünkü birkaç sahne patlar, siz hangi sahneyi, nasıl bir bağlama oturtup, nasıl bir dizgeye yerleştireceğinize karar verirsiniz ve bu kurgudur aslında. Yani benim de ilk kurgu metnim rüyalar, kabuslar oldu diyebilirim. Ben yazıyla böyle tanıştım. 9 yaşıma kadar yazmayı sürdürdüm rüyalarımı. Sonra bıraktım. Sonra günlük yazdım. Uzun yıllar günlük yazdım. Günlük de bir kurgudur aslında. Yani günlük olayları yeniden anlatırken anlatmayı nasıl anlatacağınızı seçersiniz. Zaten yazı bu seçmedir yani aslında. Kurgu kısmı seçmedir. Ondan sonra da işte lisenin son yıllarında sanırım yani lise boyunca yazdığım şeyleri hikaye diyordum. Hikaye ve öyküye ayırıyorum bunu unutmayalım. Hikaye diyordum. Bir anlatmaya hevesli olduğum bir şeyler vardı ve evet ya klasik hikaye yapısındaydı. Giriş gelişme sonuç yapısındaydı. Ve antolojiler okumuştuk lise sonunda. Oradaki metinler beni çok etkilemişti. Oradaki öykücüler, aslında farklı metin türleri görmek, metinde anlatının farklı işlediğini görmek. Üniversiteye gittiğimde de bir dergi çıkarıyorduk. ODTÜ Edebiyat Topluluğu'ndaydım ben. İlk öykülerimi orada yayımladım ve adına o zaman öykü dedim. O arada işte Onat Kutlar'ı okudum, Dino Buzzati'yi okudum, Kortazar'ı okudum, Sevgi Soysal okudum ve biraz böyle öykünün hikayeden nasıl ayrıldığını kavramaya başladım ve benim yazmak istediğim türün öykü olduğuna karar verdim. Biraz böyle bir yolculuğu var yazma serüvenimin. Teşekkür ederim. Şimdi izninizle programın sonundaki kısa soru ve cevaplı seriye geçmek istiyorum. Tabii buyurun. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? En son William Saroyan'ın Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam öykü kitabını bir arkadaşıma hediye ettim. Peki harçlığınızla aldığınız ilk kitap nedir? Harçlığımla aldığım ilk kitap Vasconcelos'un kitaplarıydı. İlk kitaplar Şeker Portakalı ve sonrası o seri Deli Fişek, o seriyi harçlıklarımla almıştım. Alıp da okuyamadığımız kitaplar var. Buradan onları teselli etmek için ne söylemek istersiniz? Başka zaman yeniden deneyelim. Her kitap bize hitap etmek zorunda değil. Zamanımız var Tamam. diyebiliriz. Defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim? Birkaç film var böyle ama hangisini söylemeyi seçebilirim? Hepsini söyleyebilirsiniz. Haneke'nin Kaşesi'ni birkaç kez izledim. Funny Games'i birkaç kez izledim. Wong Kar-wai'nin In the Mood for Love'ı birkaç kez izledim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar oldu. Son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstüne ne söylemek istersiniz? Hangi türde yazmak istiyorlarsa o türün iyi örneklerini, iyi olduğu söylenen diyeyim artık iyi örneklerini nasıl bilecekler, örneklerini bol bol okumalarını ve mümkünse bu okumalardan sonra birlikte konuşacak birilerini bulmalarını, bu bir grup olabilir, okuma grubu, arkadaş grubu olabilir, edinmelerini tavsiye ederim. Çünkü iyi metinler okumak bizi iyi metinler yazmaya götürüyor. Yani onlardan esinle değil ama iyi metinlerle karşılaşmak, en azından bir metinden ne beklediğimizi, ne beklenmesi gerektiğini,
ya da o metnin üzerine yazar olarak bizim ne ekleyebileceğimizi, oradan ne çıkaracağımızı az çok söylemiş oluyor bize. İkinci söyleyeceğim de şu olabilir. Yazıyı beklemesinler, yazsınlar ve yazdıklarını yırtıp atmaktan çekinmesinler. Çünkü yazdıklarını acımayanlar çok kötü metinler yayınlıyorlar. Yani acımayın derim. Çünkü bir metni yırtıp attığımızda o yazma deneyimi bir sonraki metne ekleniyor. Buna emin olsunlar. Gül bahçesine girip bazı gülleri ayıklamak gerekiyor diyorlar. Bir nevi. Evet. Ve onlar ayıklandığında diğer güller daha iyi büyüyor gibi. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için, bu özel muhabbeti sunduğunuz için teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.